Merhaba arkadaşlar, İlk Kroşet kanalıma hoş geldiniz. Bugün Asya usulü noodle yapacağız. Yani makarna. Pişirilmiş makarna, yani kaynattım. Makarnayı kızartacağız, o şekilde yapacağız. Ve yumurtayı gördüğünüz gibi çırptım. Şunu boşaltmaya çalışıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Ne lazım buna? Hemen size tarif edeyim. 6 paket noodle makarna. Böyle Asya makarnası. Ve tanesi 70 gram. Fazla da olabilir. Az da olabilir. Ama az olursa bunların adedini azaltırsınız. Çok olursa bunları daha çok çoğaltırsınız. Burada 4-5 tane havuç var. Böyle uzun uzun kestim. İnce ince uzun uzun. Hepsi aynı büyüklükte, ölçüde. Burada kaynatılmış ve süzülmüş konserve mantarı var. Ne kadar bu da? 170 gram. 2 tane küp küp doğradığım soğan var. Normalde buna adına bakayım hemen. Normalde buna şey atılıyor. Maş fasulyesi atılıyor buna. Ben maş fasulyesi pazara gitmiştim. Pazardan bulamamıştım maş fasulyesi. Bu şey brokoli filizleri. Böyle tohumu da var, hatta böyle biraz siyah siyah görünüyor. Bu brokoli filizleri. 2 pakette. Buzluktan çıkardım. Buzluktaydı. Buzluktan çıkardım ve bu buzu salmış hali. Ve yıkadım da tabii. 7 tane yumurta var. Çırptım hepsini. Evet, burada soya sosum var. Koyu renkten. Karabiber, bir kaşık karabiber, bir kaşık tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı tuz var, bir tatlı kaşığı da şeker var burada. Ondan sonra biraz da tahin var. Aslında tahin yağı atılıyor ama bende tahin yağı olmadığı için tahinden atacağım. Öyle yapacağım. Ve arkadaşlar, daha önceden kalma böyle buna benzer yum yum almıştık. Yam yam yum yum yazıyor üstüne. Evet, tavuklusundan. Ve onun baharatı kalmıştı. Burası acı, burası soğanlı, böyle karışık bir baharat. Bunu da atacağım içine. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi paketi buraya atacağım. Baharatlarını kullanmayacağız. Şimdi buna kaynar su atacağım. Bunlar kabarsın diye. Evet arkadaşlar. Az önce unuttum söylemeyi. Buna güne bakan yağı da lazımdı. Attım şu anda. Normalde wok tenceresi oluyor, tavası oluyor. Ben de öyle bir şey olmadığı için normal uzun, böyle büyük geniş şekilde büyük şekilde tencereyi aldım. Öncelikle soğanlarımı atıyorum ve bunları kavuracağım. Hepsini. Pembeleşinceye kadar kavurdum ve şimdi yumurtayı atıyorum ve yumurtayı karıştırmayacağım, biraz pişsin. Evet, alttan biraz pişmesi lazım. Aslında normalde yumurtayı ilk atıyorlar, sonra soğanı, ama soğan iyi pişmiyor diye ben ilk soğanı pişirmek istedim. O yüzden böyle yaptım. Zaten onu bir kere yaptıktan sonra zaten alışacaksınız yani nasıl olduğunu. Ondan hep böyle yaparsınız. Yani kolay ise, nasıl kolay oluyorsa, nasıl güzel oluyorsa öyle yapacaksınız. Evet, bir kere karıştıracağım.
Yönümü böyle parça parça olacak. Biraz daha bekleteceğim. Parça parça oldu, çok güzel yumurta. Şimdi havuçları ekleyeceğim üstüne. Yine de karıştıracağım. Evet, ve mantarı atacağım. Henüz havuçları pişirmedim. Sadece attığım bir defa karıştırdım, biraz bekledi. Mantar attım. Şimdi yine alttan karıştırıyorum. Şimdi şekeri, tuzu ve karabiberi serpiştiriyorum her yerine. Biraz beklesin. Evet, şimdi bunların iyicene pişmesi lazım. Hatta yumurtaları biraz daha küçültebilirim. Evet arkadaşlar, ben bunu söylemeyi unuttum. Makarna da giriyor içine şimdi. Şimdi bunu karıştıracağız. Bu da dediğim gibi kavrulacak makarna. Evet, bu şekilde. Saç örgüsü gibi dolandı. Ama bu yemek aslında pek vakti olmayanlar için çabucak, kolay bir yemek. Çabucak hemen hepsini doğrayıp hepsini arka arkasına pişirmek. Yani çok kolay bir şey. Yani hızlı olan bir yemek. Ve bol yapınca da güzel oluyor. Ve tek kişiyseniz, iki kişiyseniz öyle de çabucak biraz daha azaltabilirsiniz porsiyonunu. Bu şekilde karıştıra karıştıra. Hem kavruluyor hem pişiyor. Brokoli filizlerini en son atacağım. Henüz daha soya sosu da atmadım. Evet, yağ az gelirse arada yağ ekleyin. Dibine tutabilir. Ben ara ara ekliyorum yine de yağ. Evet, baya güzel oldu.
Şimdi arkadaşlar brokoli filizlerini atacağım içine. Süzmedim. Biraz süzeyim suyunu. Ve şimdi soya sosu tahminen 8 kaşık kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet. Yemek kaşığı kadar tahminen. Bu şekilde. Evet, rengi değişiyor gördüğünüz gibi. Tek bu brokoli filizleri biraz ayrılmadı. Yani ayrılması lazım. Çok az da tahin ekliyorum arkadaşlar. Evet, bu kadar yeterli. Neredeyse 2-3 yemek kaşığı kadar. Ve yine de karıştırıyorum. Karıştırdıkça rengi daha da değişiyor. Daha da güzel oluyor. Sadece şu brokoli filizleri hala daha yayılmadı. Aslında bunlar normal taze taze oluyor. Ben buzlukta tuttuğum için bunları, o yüzden böyle hepsi tek birleşik. Evet arkadaşlar, yemek hazır. Evet arkadaşlar, size göstermeden önce videosunu tadına baktım bile. Gerçekten çok güzel. Hatta yine de bakacağım. Tadı nasıl? Çok güzel. Yani tuzu ne var ne yok. Yani böyle çok rahatlı, böyle yedikçe insan rahatlıyor. Hatta yumurtaların rengi soya sosundan aynı tavuk gibi olmuş. Buna tavuk da atarsanız olur. Tavuk göğsü. Yumurtanın tadı bir ayrı lezzetli. Hepsinin tadı bir ayrı lezzetli. Ve havuçları çok güzel pişmiş. Soğanı da zaten dediğim gibi kavurdum başta. Eğer kavurmasaydım, hiç denemedim öyle. Nasıl olurdu bilmiyorum. Zaten yapmak istemem. Eğer kavurmadan mesela, yani soğan iyi pişmezse belki tadı güzel olmayabilir. Yani ağzına bile biraz kırt kırt gelebilir. O yüzden tarifi yani süper. Hep yani zaten böyle yapıyorum. Ve sevdiğim yemek, yani ailece seviyoruz. Tabii normalde bu brokoli filizlerini ilk defa attım. Daha önce hep mungo, yok ne diyorlar, mungo bon Almancası, Türkçesi maş fasulyesi miydi? Evet, maş fasulyesi atıyordum hep. Hep onlardan görüyordum. Bunu ilk defa gördüm. Aldım, bu da oldu. Ama tabii bunu buzlukta durdurdum. Eğer buzlukta olmasaydı direkt bunu taze taze alıp direkt böyle yıkayıp atsaydım tek tek dağılırdı, daha güzel olurdu. Buzluktan olduğu için bu böyle birleşti.
Ama yine de çok lezzetli. Evet arkadaşlar, siz de yapın. Hiç pişman olmayacaksınız ve yorumlarınızı bekliyorum yaptıktan sonra. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz likelayın, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.